أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, hadis-i şerif neydi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: Ümirtü en uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimussalah ve yu'tuzzekah ilahireh. Şimdi bu hadislerden çıkarılan hükümler, üçüncüsü ettenazuru, dikkat edin, tenazur, münazara, bir yerde fikir tartışması. Beyne Ebi Bekir'in ve Umar'a radiyallahu anhuma, Hazreti Ebu Bekir ile Umar arasında bir münazara, ama tatlı bir münazara, bir hükmü ortaya çıkarmak için. Ne zaman? Peygamberimizin vefatından sonra. Ve innema, bir şey ki vaka meydana geldi, min tenazurin, tartışma, münazara, beyne Ebi Bekir'in ve Umar Rabbinil Hattab, Hazreti Ebu Bekir ile Hattab oğlu Ömer'in arasında radıyallahu anhüma, ne hakkında? Bir şeyin kıtali mani'i zekati, mani'i nedir onun aslı? Zekatı vermeyenlerle savaş hakkında Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir arasında meydana gelen münazara nedir? Oradaki inne ma vaka'a, ma vaka'a, innenin ismi, şu yüekkidü, innenin haberi. Ve inma yazmış ama inma olmaz, inne ma ve inne ma, inma olmaz. Demek ki innenin ismi ma vaka'a, efendim, innenin ismi neymiş? Ma vaka'a, haberi, haber hangisiymiş? Efendim? Haberi de yüekkiri. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında zekatı vermeyenlerle savaşma hakkındaki münazara nedir? Yüekkiri pekiştiriyor. Neyi? Ma, bir şey ki içtemaat aleyhi, efendim, onun üzerinde toplandı, el ehadisü, hadislerin. O da neden? Min kabul şehadeteyni, şehadeteyni kabul. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyenin İslam'a girmesinin kabulü, daha doğrusu Müslümanlığının kabulü hakkında toplanan hadisleri tekit ediyor. Bu konuda şehadeteynin kabul hakkında toplanan hadisler tekit ediyor. Neyi? Neyi kabul? Lidduhuli fil İslam, İslam'a girmeyi kabul. Yani şehadeteyni getiren bir kişinin İslam'a girmesini kabul eden birçok hadisler var. İşte bu hadisler tekit ediyor. Daha ve kıtalil müslimine, Müslümanlarla savaşmak. Öyle Müslümanlar ki el mümteneine, imtina eden, kabul etmeyen Müslümanlar. Bir şeklin cimaiyin, topluca, kişi olarak değil, ferd olarak değil, topluca. Neden imtina eden cemaat? An ikameti salati, namazı kılmaktan ve eda-i zekati, zekatı da eda etmekten, efendim, imtina eden Müslümanlarla savaş ne yapıyor? Efendim, tekit ediyor. Neyi tekit ediyor? Şehadeteyni kabul eden insanın Müslümanlığa girmiş olduğunu kabul etmek. Müslümanlığını kabul etmeyi tekit ediyor. Zekat vermeyen, namaz kılmayanların da onlara katil yapılmadığını tekit ediyor, değiştiriyor. Evet. Fefil Buhari ve Müslim'in, Buhari ve Müslim de an Ebi Hureyre radıyallahu an, Ebu Hureyre'den kale, Ebu Hureyre buyurdu. Lemma tuvfiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde ve stuhlife, halife tayin edildiğinde, halife olması istendiğinde, stuhlife, oradaki sin talep için, Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh
Hazreti Ebu Bekir Sıddık da halife tayin edildiğinde. Badehu, peygamberin vefatından sonra. Ve kefara men kefara, ve kefara inkar ettiğinde, men kefara inkar eden minel Arap, Arap'tan. Hazreti Ebu Bekir halifeliğe geldiğinde çok sıkıntılarla karşılaştı. Araplardan irtidat edenler oldu, dinden dönenler. İşte Araplardan inkar edenlerin inkar ettiğinde, peygamberin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in hilafete geçirilmesinde Gale Umar'u radiyallahu anh, Hazreti Ömer dedi Li Ebi Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'e Keyfe tukatilün nas, bir yerde sebebini öğreniyor ha, itiraz manasında değil bu. İnsanlarla nasıl savaşabilirsin? Yani bu zekatını vermeyen insanlarla, namazlarını kılan, zekatlarını vermeyen bu müminlerle nasıl savaşırsın? Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in kararını gördü, samimiyetini gördü, azmini gördü. Sen dedi bu Müslümanlar zekatını vermeseler bile nasıl savaşmak istiyorsun? Fakat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Ümirtü en ukatilen nas hatta yekulu la ilahe illallah. La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Femen gâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse fakat asama minni, benden kesinlikle korumuş olur. Mâlehu malını ve nefsehu canını illa bi hakkihi, ancak İslam hakkıyla olanlar müstesna. Yani canını feda, canını yok etmeyi gerektirecek, ölüm cezası verilmesini gerektirecek şeyler işlerse onların üstesine. Ve hesabu alallah, zahirde kelime-i şehadeti getirip Müslüman kabul edilen insanın malı canı korunmuş olur. Ama onun hesabı Allah'a aittir azze ve celle. Sen böyle diyen insanları nasıl öldürmek istiyorsun? Bak bunlar Müslüman. Fekale Ebu Bekir radiyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir dedi ki vallahi, hatta bundan önce başka bir sözü daha var. Bazı kitaplarda alıyor. Bugün bir kitap okuyorum. Orada da almış. Mehya Ömer. Hazreti Ebu Bekir çok halim selim bir insandı. Çok yumuşak huylu. Ama İslam'a saldırı olduğunda ya da İslam'a herhangi bir hükmü böyle çiğnenmeye başladığında kükrüyor. Kükrüyor. Dedi Mehya Ömer. Konuşma ey Ömer. Hazreti Ömer dedi ki sen bunlarla niye savaşıyorsun? Bunlar peygamberimizin hadisi var. İşte la ilahe illallah diye insanla savaşılmaz. O zaman dedi Mehya Ömer, konuşmayı Ömer, üsküt ya Ömer. Ecebbarun ente fil cahiliye ve havvarun fil İslam. Ey Müslüman değilken yiğit olan Ömer. Yoksa İslam'a girdikten sonra korkak bir isim oldun. Havvar, korkak, ürkek. Eyyem busud dinu ve enahayyun. Ben sağ iken din noksan olur mu diyor. Hazreti Ebu Bekir diyor. Ben yaşarken din noksanını kabul eder mi? Ondan sonra şunu söylüyor. Vallahi Allah'a yemin olsun ki yeminle bakın. Devu katilen de. Orada hem yemin de tekit var. Hem tekit lamı. Tekit nunu. Vallahi vallahi ben kesinlikle savaşarım. Savaşırım. Kiminle men farraka beyne salati ve zekati, namazla orucun arasını ayıran insanlara savaşırım. Feinne zekate, çünkü zekat hakkul mali, mal hakkıdır. Zekat ne hakkıymış? Mal hakkı. İlla bir hakkı diyor peygamberimiz de, ya da illa bir hakkı diyor. Sen anlamıyor musun? Bak zekat hakkı. Zekat adına savaşırım diyor. Zekatı vermezlerse savaşırım diyor. Hadis onlar başka türlü anlamışlar. Hazreti Ebu Bekir nasıl anlıyor? İlla bir hakkı ya da illa bir hakkı kelimesinden malın hakkı. Bak malı vermezlerse ben onlara savaşırım diyor. Peygamberimiz hadisinde her ne kadar ben kelime-i tevhid getiren, söyleyen insanlarla savaş, söyleyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Söyledikleri zaman ama diyor orada namazlarını kılacaklar, zekatlarını verecekler. Ancak zekat hakkı, zekat mal hakkıdır diyor. Vallahi Allah'a yemin olsun ki لَوْ مَنَعُونِي, bana vermeseler, beni engelleseler, neden? İkalen, ikal, ikal. İkal ne? Devenin yuları veyahut da devenin bağlandığı bir ip kadar. İp, ip. Yani peygamber zamanında deve yularından
yuları değerinde ya da devenin bağlandığı, ayağının kaçmaması için bağlandığı bir ip, devenin bağlandığı bir ip değerinde bir zekatı peygambere verdikleri halde eğer bu zekatı benden esirgerlerse öyle ikal ki kânû idler yüeddûnehu onu ödüyorlardı. İlâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a ödedikleri bir deve ipini bana vermezlerse yani zekat malından lekâteltühüm vallahi onlarla savaşırım alâ men'ihi bunu vermemelerinden dolayı alâ men'ihi o ikali ikal ya yular diyeceğiz biz buna ya da devenin bağlandığı ayak bağı ayak ipi. Ha. Fakale Umaru Hazreti Ömer dedi ki fevallahi Allah'a yemin olsun ki ma huve bu olmadı Hazreti Ebubekir'in böyle azmi illa ancak oldu en ra'eytullahe ben inandım ki Allah Celle Celaluhu kad şeraha açtı sadra Ebubekir'in kalbini lil-kıtal savaş için yani Hazreti Ebubekir'in kalbini gönlünü savaş için açtı fe araftu bildim ki ennehu'l hakku Hazreti Ebubekir'in bu görüşü evet. Bu azmi haktır olduğunu anladım diyor. Çünkü hiç taviz yok. Hazreti Ömer'e karşı taviz yok. Anladınız mı? Fe Ebubekir'in Sıddık'u Sıddık olan Ebubekir radıyallahu anh istedelle delil getirdi. Bunlar öyle delilsiz bir iş yapmıyorlar. Neye delil getirdi? Alâ gıtâlim mâni'iz zekâti. Mani'i nedir onun aslı? Zekatı vermeyenlerin savaşına, zekatı vermeyenlerle savaşa delil getirdi. Min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin sözünden, illa bi hakkihi sözünden. İlla bi hakkihi neymiş? İslam hakkı için ya da zekat hakkı, mal hakkı için. Mal hakkı olursa müstesna. O zaman demek ki malın zekatını vermezlerse ben onlara savaşırım. Bak peygamber böyle söyledi diyor. Ve Umar radıyallahu anh Umar radıyallahu anh zannetti. Enne mücerreden itiyar bir şehadeteyn sırf şehadeteyni getirmek, söylemek yasımı deme kanı. Yani kişinin kanını korur fi dünya, dünyada. Böyle zannetti. Ve istedelle ala zalik Hazreti Ömer buna delil getirdi. Bi umumi evvelil hadis. Hadisin başındaki cümlenin genel yapısıyla, genel. Hangisiydi o? Men kâle la ilahe illallah. Asama minni diyor ya. Heh, kim efendim la ilahe illallah derse o kanını, malını, canını benden korumuş olur. Hadisin başındaki umum mana, genel manayla efendim bunları delil getirerek bunlardan hüküm çıkardı. Sümme raca'a Umaru. Sonra Ömer döndü sözünden, zannından ila muvafakati Ebu Bekir'in radıyallahu anh'a. Hazreti Ebu Bekir'e muvafakat yönüne döndü. Anladınız mı? Evet. Yani Hazreti Ebu Bekir'in fikrini kabul etti. Ama önce dedi ki nasıl öldürüyorsun sen bunları? Bunları nasıl savaş ilan ediyorsun? Bunlar peygamber hadisinde böyle dedi. Kim la ilahe illallah derse canını malını benden korumuş olur dedi. Ama diyor ki vallahi ben bildim ki Allah onun kalbini, gönlünü, zekatı vermeyenlere karşı savaş için açtı. Ve bildim ki bu hak üzerindedir. Ya şeyde de tam tersi. Kur'an'ın toplanmasında hani Yemame Savaşı'nda bu hafızlardan şehit olanlar var. Hazreti Ömer gidiyor diyor ki ey Resulullah'ın halifesi sen diyor bu Kur'an'ı bir araya getir de hiç değilse bunu koruyalım. Koruyalım diyor. Diyor ki peygamberin yapmadığı ben nasıl yapacağım diyor. Düşünüyor, tartıyor sonra diyor ki Allah kalbime bir şey bıraktı. Ömer doğru söylüyor dedim. Ömer doğru söylüyor dedim. Bu Kur'an'ı biz bir araya getirmezsek, Kur'an'ı koruma altına almazsak o zaman bu hafızlar da cihatta şehit olursa o zaman Kur'an'ın canlı tercümanları, canlı numuneleri yok olduğu zaman biz Kur'an'ı zayi ederiz. Bir komisyon kurdu, Kur'an'ı bir araya getirdi. Burada da Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in sözünü kabul etti. Ve minel müekkedi, müekkit de olabilir.
tehdit edici şeylerdendir. Yani güçlendirici. Müekked olursa tehdit edilen şeylerdendir. En hadis ibne Ömer, Abdullah ibn Ömer'in naklettiği hadis. Abdullah ibn Ömer de bu konuda bir hadis nakletmişti. Yukarıda geçmesi lazım değil mi? Evet. Veya başka hadisler de olabilir. Evet. Başka bir hadis de olabilir. Burada neymiş İbn Ömer'in? Ve huve Abdullah İbn Ömer'in naklettiği hadis nassun sarihun. Açık bir nastır. Açık bir delildir. Fi kitali mani'i zekati. Yine orada mani'i ne? Mani'i kelimesi zekata muzaf olduğu için ne olmuş? Efendim nun düşmüş. Zekatı vermeyenlerle savaş hakkında açık bir delildir. Öyle efendim hadis ki lem yekun inde Ebi Bekir'in ve la Umar'a. O hadis ne Ebu Bekir'in yanında var ne de Ömer'in yanında var. Yani onlara ulaşmamış o hadisti. He? Abdullah bin Ömer Hazretleri. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadis varmış. Burada da yoktur o. Ve lem yebluhuma. O ikisine de ulaşmadı diyor. Peygamberimizi hiç aralıksız en çok takip eden sahabelerden bir tanesi de İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer. Ulaşmadı derken bilmiyorlar yani. Onlar o hadis onlara ulaşmamış. Çünkü her hadis her sahabeye ulaşmıyor. Diyor ki bu da delil diyor. Zekatı vermeyenlere Abdullah İbn Ömer'in öyle bir nakletti hadis var ki ne Ebu Bekir'e ulaştı ne Ömer'e ulaştı. Onu sadece Abdullah İbn Ömer biliyor. Ama Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in sözünü destekleyici nitelikte. Tabii ki. Diyor ki Abdullah İbn Ömer'in naklettiği hadis de zekatı vermeyenlerle savaş edilmesi konusunda, savaş yapılması konusunda açık bir delildir. İşte bunları okumayan insanlar ya da bunları kabul etmeyen insanların bu meseleyi kabul etmesi mümkün değil. Evvela bunları kabul etmiyor adam. Bu nakilleri kabul etmiyor. Anladın mı? وَلَعَلَّ السَّبَبَ ف۪ي ذَٰلِكَ. Peki niye ulaşmadı? Abdullah İbn Ömer biliyor da niye Hazreti Ebu Bekir bilmiyor, Hazreti Ömer bilmiyor? Diyor ki onlara ulaşmamasındaki umulur ki sebep اَنَّ اَبْنَ عُمَرَ efendim Abdullah İbn Ömer لَمْ يَعْلَمْ bilmedi بِمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا aralarındaki münazarayı, meydana gelen münazarayı bilmedi. مِنْ اِخْتِلَافٍ İhtilaftan İhtilaf olmuştu ya, Hazreti Ebu Bekir, ben bunlarla savaşacağım diyor, namaz kılıp zekatını vermeyenlerle. Hazreti Ömer de hayır diyor, bunlar kelime-i tevhid getirdiler. Peygamberin hadisi var, nasıl savaşırsın? Aralarında meydana gelen bu münazarayı Abdullah İbni Ömer bilmediğin için limaradın. Ya hasta olduğundan dolayı bilmedi. Yani şahit olmamış bunların münazarasına. Ev seferin ya da seferdeydi. Eğer bilseydi diyecekti ki bak peygamberimizden ben böyle bir hadis biliyorum. Kesinlikle zekatı vermeyenlerle savaş yapılır diyecekti. Evkâne nâsiyen lihâdel hadîsillezî revâhû. Ya da bu münazara olduğu zaman başka bir ihtimal rivayet ettiği hadisi unutmuş olabilir. O zaman. Sonradan hatırlamış olabilir. Tamam mı? Ya ortamda olmamış olabilir mi yani? Hastalık. Zaten ortamda olmaması işte hastalık sebebiyle ya da sefer sebebi. O daha güçlü. Çünkü bir de ravilerde unutma şeyi olmaması lazım. Zapt olması lazım. O daha muhtemel. Ve hadil kıssatu bu kıssa tedüllü delalet eder ala celalete ilmi Ebi Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in ilminin büyüklüğüne delalet eder. Hazreti Ebu Bekir'in ilminin celaletine. Celalet ne demek? Büyüklüğüne delalet eder. Ve dakik istinbatihi delillerden hüküm çıkarmasının inceliğine. Dakik. Ve dakik istinbatihi istinbat hüküm çıkarma. Hüküm çıkarmasının inceliğine. Ve kıyasihi kıyasının inceliğine. Fakat vafaka zâlike nassu fakat vafaka muvaffakat etti. Zalken nassa, onun kıyası, istinbatı bu Abdullah İbni Ömer'den gelen hadise muvaffakat etti. Dûne en yekûne lehu ilmün bihi. Abdullah İbni Ömer'in naklettiği hadisi daha bilmeden.
bilmediği halde sadece kendine ulaşan yukarıdaki okuduğumuz hadislerden hareket ederek evet. illa bir hakkihi ifadesiyle ya da illa bir hakkaha hadislerde farklı ya. Ancak diyor onunla anladı diyor. Abdullah İbni Ömer'in naklettiği hadis daha kendine ulaşmadan. O zaman bu da neyi gösteriyor? Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir nasıl hükmü anlamış, nasıl çıkarmış bak illa bir hakkihi deliliyle. Ya. Peki Hazreti Abdullah'ın naklettiği hadis bu hadisine göre lafzı daha mı açık yani? Tabii ki. Bu biraz daha kapalı yani. Gelecek zaten o da şimdi. Bu gelecek zaten. Tabii o açık. Ve fil kıssatı bu kıssada vardır. İşaretün işaret vardır. İlâ enne gıtâle târiki salâti namazı topluca terk edenlerle savaş emrun bir husustur. Öyle husus ki mücmaun aleyh ittifak edilen beyne sahabeti sahabe arasında. Sahabe-i kiram arasında topluca Müslüman cemaatin namazı terk etmeleri onlarla savaş edilmesi gereken ve savaş edilmesi hususunda ittifak edilen hususlardandır. Anladınız mı? Ya mesela bir köyde ezan kasıtlı okumuyorlar adamlar. Kasıtlı namaz kılmıyorlar. O köylülere karşı savaş yapılır diyor. İslam bu kadar namaza önem veriyor. Ezana önem veriyor. Ezan ve namaz. İslam'ın şiarı. Ferdi olarak gizli kılmayabilir. Ama Müslüman olup da açıktan namaz kılmamak hiç düşünülemez. Vakat veraden nassu sarihu açık nas geldi. Bizalik bu zekat vermeyenlerle savaş edilebileceği konusunda açık nas delil geldi. Fi hadisin bir hadiste. Öyle hadis ki ravahu Müslüm'ün Müslüm onu rivayet etti. Kimden? An Ümmü Seleme'de. Ümmü Seleme'de. Hani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem o da peygamberimizden. Gâle peygamberimiz buyurdu. İnnehu şan üstâmalu aleykum sizin başınıza getirilir. Ümerâ'ı idareciler. Ümerâ'ı sizin başınıza kullanılır. Ne demek üstâmalu? Yuayyeni demek. Tayin edilir. Getirilir. Aleykum sizin üzerinize. Ümerâ'ı idareciler. Emirin cemisi ümerâ. Fetârifûne ve tünkirûne. Onlardan bazı yaptıklarını hoş görürsünüz. Bazı yaptıklarını da hoş görmezsiniz. Yani yaptıklarını hoş gördüğünüz, bazı yaptıklarını hoş görmediğiniz kimseler sizin başınıza getirilir. Femen enkera kim o başındaki idarecilerin yanlışlarını inkar ederse fakat beri'e efendim beri olmuş olur. Ne demek? İmanını korumuş olur. Günahın ortak olmaz. Günahın ortak olmaz. Zimmetini oradan kurtarmış olur. Ve men kerihe kim onu hoş görmezse fakat selime o da kurtulmuş olur. Kerih görürse yani onun yanlışlarını çirkin görürse onu ayamazsa yanlışlarını o da kurtulmuş olur. Ve lakin men radiye ve tabi'a ancak kim melikin, idarecinin, idarecilerin yanlışlarını rıza gösterir, tabi olursa onlara fekalu dediler. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü elânu gâtiluhum. Onlarla savaşmayalım mı? Tamam mı? Savaşalım. Tamam mı? Yani kimle o yanlış yapan, haram işleyen ya da işleten Ümera ile savaşmayalım mı? Kale, Peygamberimiz buyurdu, la hayır, ma sallev. Namaz kıldıkları sürece onlarla savaşmayı, namazları kıldıkları sürece. Bak, bu ne hakkındaymış ha bu hadis? Aslında namazı terk edenler hakkında. Bu hadis Abdullah İbni Ömer'in nakletti hadis değil. Ya hani namazı terk edenler hakkında Müslümanların idarecilerin efendim ya da Müslümanların savaş yapmalarının cevazı ittifakla kabul edildi diyor ya sahabe hakkında. Sahabeler için. Ama diyor işte bunun delili de bu hadis. Peki ya Resulallah namaz kılmayan ya da haram işleyenlerle savaşalım mı? O idareciler namazlarını kıldıkları sürece savaşmayın. Namazlarını kıldıkları sürece. Bu da ma sallu diye. Ma o yanlış işte. Geçeki gibi. Sallev. Ma sallev. Bu harekelerdeki hata bunlar. Yanlış kayıtlamış. Tabii ki. Sallev. Evet. Burada kalacağız. Aslında bugün diğer konu bitirecektik ama şey yapamadık. Yani Burada diye geldik.
Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.